İyi akşamlar. Türkiye Barolar Birliği Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben Avukat Gökçe Karakaya Gül. Bu akşamki konuğumuz Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Avukat Özgür Erel. Hoş geldiniz Özgür Bey. Bu akşam uzun süredir gündemimizde yer alan e-imza hakkında kendisiyle konuşma yapacağız. Özgür Bey, bildiğiniz üzere gündemimizde e-imza önemli bir husus teşkil etmektedir ve bu konuda avukatlar tarafından önemli sorunlar ve taleplerle karşılaşılmaktadır. Bize e-imzanın hukuki boyutu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, şu anda şöyle söyleyelim. Elektronik imza özellikle yaklaşık 2004 yılında başladığını varsayarsak 8 yıllık bir mevzuat anlamında geçmişe sahip. 5070 sayılı elektronik imza kanunu aslında bu hususu çok ayrıntılı bir şekilde düzenledi. Bununla ilgili yönetmelikler ve tebliğler de çıktı. Ancak yargı camiasında gerek avukatlar, gerek hakimler, savcılar nezdinde, gerek uygulama nezdinde elektronik imzanın bu süreç içerisinde çok ciddi bir şekilde kullanıldığını maalesef gözlemleyemedik. Ne zaman ki Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu projenin uygulamaya konulmasıyla avukatların avukat bilgi sistemi aracılığıyla davalarına internet üzerinden UYAP aracılığıyla ulaşmasıyla elektronik imzanın kullanımı da yaygınlaştı. Bu anlamda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. maddesi çok açık bir şekilde güvenli elektronik imzayı tanımlıyor ve hukuki anlamda ıslak imzayla aynı hukuki sonuçlara doğuracağını zaten çok açık bir şekilde ifade ediyordu. Ve Elektronik İmza Kanunu bu anlamda sadece 5. maddedeki tanımıyla da kalmadı. Borçlar Kanunu ve yeni HMK içerisinde de uygulama alanları buldu. Keza evet. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek olan ticaret kanunun içerisinde de elektronik imzayla, daha doğrusu güvenli elektronik imzayla ilgili uygulamalar oldu. Bu anlamda şunu da belirtmek isteriz ki UYAP'ın yasal dayanağı yok, yasal dayanağı nedir gibi tartışmalarda bu anlamda HMK'da yapılan değişikliklerle son buldu. Şunu toparlayıp söyleyebiliriz ki şu an için Türk hukukunda güvenli elektronik imza, 5070 sayılı elektronik imza kanuna uygun nitelikteki imza bu yasaya ve ilgili yönetmeliklere göre mevzuat altyapısına sahiptir. Aynı şekilde HMK ve Borçlar Kanunu'nda ve Ticaret Kanunu gibi yeni gelişen bütün kanunların içerisinde artık uygulama alanını bulmaktadır. Ayrıca şu anda avukatların elektronik imzasını kullandıkları Ulusal Yargı Ağı Projesi de HMK 445 anlamında yasal dayanağına kavuşmuştur. Evet. Bu anlamda avukatlar elektronik imza ile yaptıkları işlemlerde aynı fiziki ortamda yaptıkları işlemlerle ne sonuçlara ıslak imza ile ulaşıyorlarsa elektronik imza ile bu şekilde ulaşabilecekler. Peki Özgür Bey, avukatlar imzayı hangi alanlarda kullanabilmekteler acaba? Evet, elektronik imza özellikle avukatlar tarafından biz biraz önce söylediğiniz gibi Ulusal Yargı Ağı Projesi anlamında kullanılıyor. Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne girerken sisteme login olmak için şifreleme, basit bir şifreleme yöntemi değil, güvenli elektronik imzayı şart koşuyor. Avukatlar dolayısıyla esasen şu an için en fazlasıyla elektronik imzayı UYAP üzerinden kullanıyorlar. Ama elektronik imzanın kullanım alanı tabii ki bunlarla sınırlı değil. Dilerlerse avukatlar elektronik postalarını elektronik imzalayıp gönderebilirler. Bazı belgelerini elektronik imzalayıp saklayabilirler. Bunun aslında yaygınlaşmasını biz daha çok 1 Temmuz 2012'den sonra bekliyoruz. Çünkü Ticaret Kanunu'nda artık güvenli elektronik imzayla ihtarnameler çekilebilecek, yazılar yazılabilecek, sözleşmeler imzalanabilecek. Bu anlamda tacirler elektronik imzayı kullanacaklar. Elektronik imzayı kullandıkları zaman avukatlarına gönderdikleri elektronik posta veyahut da imzaladıkları sözleşmelerde bu elektronik imzaları kullanacaklar. Dolayısıyla elektronik imza kullanım alanları yaygınlaşacak. Aynı şekilde bankalar şu anda direkt elektronik imza olmasa da hemen hemen Türkiye'deki tüm bankalar mobil imza dediğimiz elektronik imzanın farklı bir türevini, cep telefonu aracılığıyla kullanılan imzaları şu anda bankalar internet bankacılığı hesapları içerisinde kullanmaya başladılar. Dolayısıyla elektronik imza ve mobil imzanın da uygulama alanları çok fazlasıyla gelişiyor. Marka patent vekili arkadaşlarımız zaten bilirler, bu tip işler orada başvurular tamamen süreç marka ve patent anlamında elektronik imzaya zorunlu kılındı. Elektronik imzanız olmasa marka veya patent anlamında bir başvuruda bulunamazsınız. Bir örnek daha vermek gerekirse kamu ihale kurumunun ECAP dediğimiz elektronik kamu ihale projesi çerçevesinde tüm belgeler artık elektronik ortamda, fiziki ortamda verilmeyecek, elektronik ortamda imzalanmak suretiyle verecek. Bu anlamda da avukatların kullanmış olduğu hemen hemen çoğu işlemin elektronik imzayla yaygınlaştığını
söyleyebiliriz. Peki Özgür Bey, avukatlar imzayı nereden temin edilebilirler? Bunun belli bir prosedür usulü var mı acaba? Evet, şimdi güvenli elektronik imza 5070 sayılı kanunla uygun nitelikte çıkartılan bu imzalarda ilgili yönetmelik ve tebliğlere göre bu işte yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar evet. tarafından ancak elektronik imza temin edilebiliyor. Bunu düzenleyen otorite Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu anlamda elektronik imza üreten, bunu tedarik eden veya sağlayan bir konumda değil. Sadece bu piyasayı denetleyen kurum konumda. Bu anlamda lisans başvuruları itibariyle Türkiye'de şu an için 3 şirket var. Türk Trust, E-Güven ve E-Tura. Bunlar aynı GSM operatörü gibi, cep telefonu operatörü gibi özel lisanslarını almış durumdalar. Teknik yeterliklerini, güvenliklerini almış durumdalar. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından sürekli denetleniyor durumdalar. Bunun dışında kamu sertifikasyon merkezi dediğimiz, kamuya esasen hizmet sunan TÜBİTAK'ın bir elektronik imza bölümü var. Ancak buradan normal vatandaşlar veyahut da tacirler buradan elektronik imza alma hakları yok. Ama yargının kurucu unsurlarının olduğu için avukatlar, hakim ve savcılara temin eden Adalet Bakanlığı gibi avukatlar da TÜBİTAK'a başvurarak baroları aracılığıyla elektronik imzalarını temin edebiliyorlar. Bunun dışında bu söylediğimiz 3 şirketten elektronik imzasını temin edebilirler. Türkiye Barolar Birliği'nin bu anlamda şöyle bir hizmeti var. Yaklaşık bir yıldan beri elektronik imza anlamında Türk Trans'la yapılan ortaklaşa çalışmanın neticesinde alt kök sertifikasını Barolar Birliği almış durumda ve Türkiye Barolar Birliği kendi bünyesi içerisinde, kendi binası içerisinde Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'ndan ve ilgili birimlerden almış olduğu izinler çerçevesinde burada alt kök üretiyor. Bu anlamda da avukatlar özellikle son geldiğimiz sayı itibariyle de diğer 3 şirketten direkt veya TÜBİTAK'tan alma yolunu değil, kendi meslek kuruluşları, evet. meslek örgütleri olan Türkiye Barolar Birliği'nden pratik bir şekilde bu elektronik imzayı almayı tercih ediyorlar. Çünkü elektronik imzanın tedarik sürecinden daha önemlisi bize göre satış sonrasındaki destek süreci. Bu elektronik imzayı kullanma, kurma bu anlamda zorluk çekiyor avukatlar. Bizim bu anlamda bir çağrı merkezimiz var. 8 personelimiz avukatların bu tip sorunlarına ve diğer sorunlara da dahil olmak üzere sorunlarını çözmek için burada hazır bekliyorlar. Şu anlamda elektronik imzanın teminini avukatlara önereceğimiz yöntemde elbette Türkiye Barolar Birliği'nin internet sitesinde de bulabilecekleri elektronik imza bölümüdür. Peki Türkiye içinde avukatlar arasında imza kullanımı yaygın mı? Evet, şimdi şöyle, elektronik imza bir rakam vermek gerekirse Adalet Bakanlığı'nın internet sitesindeki resmi sayılara göre 32 binden fazla avukatımızın şu an için en azından bir kez de olsa sisteme elektronik imza ile login olduğunu görüyoruz. Bu da bu anlamda çok ciddi bir rakam. Yani 32 bin avukatın olması demek elektronik imzanın ciddi bir şekilde kullanılmaya başladığını gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği'nin üretmiş olduğu alt kök elektronik imzasını şu an itibariyle 15 bin avukatı aşmış durumdayız. Bu da bu anlamda bize farklı bir veri sunuyor ve elektronik imzanın esasen avukatlar tarafından fazlasıyla kullanılmaya başladığını gösteriyor. Daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü şöyle, birincisi yeni avukatlar, genç avukatlar bilişim dünyasına zaten hazır bir şekilde geliyorlar. Elektronik posta kullanıyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar, evet. interneti kullanıyorlar, cep telefonunu kullanıyorlar. Bu anlamda bütün işlemlerini zaten elektronik ortamda yapıyorlar. Fiziki anlamda bunu pek yapmayı da çok pratik olarak görmüyorlar. Dolayısıyla yeni mesleğe başlayan avukatların tamamına yakınını elektronik imzayı aldığını söyleyebiliriz. İkincisi de UYAP'ın gelişmeye başlamasıyla avukatların elektronik imzayı kullanım oranları artıyor. İnternetten dava açma, internet üzerine icra açma, özellikle son zamanlarda yeni başlayan uygulanan borçlu bilgilerini görüntüleme, avukat icra dairesine gitmeden borçluyla ilgili merniz, SGK, emniyet tapu gibi bilgilerini internet üzerinden UYAP aracıyla sorgulama imkanı başladı. Mernis ve SGK sorgulamaları bu anlamda açıldı. Çok kısa bir gelecek içerisinde emniyet açılacak ve sonrasında tapu sorgulamaları açılacak. Burada özellikle icra işi yapan avukat meslektaşlarımız arasında ciddi bir rağbet görüyor ve elektronik imzanın kullanımını da esasen arttırıyor. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey bu akşamki görüşmemiz için. Sağ olun. Türkiye Barolar Birliği'nin televizyon izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet.